Bu koyunun her düşüşünde arkadaşlar ben de artık evdeki böyle bir şeyleri kırmaya başladım. Gerçekten de şimdi yukarı yönlü çıkarken arkadaşlar tam böyle seyrini aşağı yönlü kırdı. Benim de gerçekten de moralimi bozdu. Şimdiki bahsedeceğim şeyler Shiba böyle önemli gelişmeleri, önemli anlaşmaları. Şimdi Shiba Coin'de dostlarım sen uzun vade düşünüyorsan, Shiba Coin'in sen. Bu haberleri kesinlikle duyman gerekiyor. Al sat yapman için de dostlarım onlardan da bahsedeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar seyrini yukarı yönlü devamlı bir şekilde ilerliyordu. Çok güzel bir şekilde. Ondan sonra dostlarım aşağı yönlü gördüğümüz gibi 48-38 aralarında sürekli sürekli geziniyor. Şimdi dediğim gibi her zaman dediğim gibi dostlarım bakın burası bizim sağlam bir direnç noktası olduğu için buraya çizmek istedim. Sürekli sürekli iki arada bir derede olmamız da aslında buradan kaynaklanıyor. Dediğim gibi her zaman dostlarım bandı yani destek bandını 45 bandlarından yani en fazla inerse de buradan mesela gösteremiyorum. Mouse çünkü bozuldu çünkü beni aşırı sinir etti bugün. Oradan da 42 bandına seyrini devamlı bir şekilde ilerletir. Şimdi dostlarım şunları bahsetmek istiyorum bakın biliyoruz yani böyle kırmızıları yaktığı zaman bizim moralimiz böyle var ya bitiyor moralimiz ölüyoruz mülüyoruz. ben daha çok sinirlenirim emin olun arkadaşlar ben sizin yerinize de sinirlenirim şimok oyun yükseldiği zaman ben sizin yerinize de mutlu olurum hiç merak etmeyin siz arkadaşlar şimok oyun düştüğü için arkadaşlar böyle teknik sorunlar yaşayabiliyoruz ama dostlarım güzel haberlerimiz var hele ki sen şimok uzun düşünüyorsan daha güzel gerçekten de daha güzel çünkü neden daha güzel arkadaşlar bak buradaki biz ödeme yöntemleri baymetleri burada olan her şeyi tamam biliyoruz abi onları biliyoruz tamam ben de biliyorum bak nft Trifektiler bunları bir yanlara koyun. Bunlar bir güneş gibi ve arkadaşlar trifekti olayını da aydınlatacak. Şimdi yeni güncellemeler geldi. Bununla ayrı apayrı detaydan bahsedeceğim. Ama şunu göz önüne almak istiyorum arkadaşlar. Bakın Samsung destekli kripto cüzdan uygulaması tarafından destekleniyor. Ne destekleniyor? Shiba Inu. Şimdi dostum bak şöyle bir olay var aslında tamam mı? Bak şunu kaçırıyoruz. Bak 1 milyondan fazla bizim bir holders'ımız var. Bizim Chaincourt'ta bir imza olsa bir dilekçe olsa bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Öncelikle olaya böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi dostum bir dediğim gibi Chaincourt'ta mesela bir şeyler oluyor. Bir ödeme yöntemiyle alakalı bir Amazon, Amazon bir şeyler olduğu zaman dostlarım bizim kullanıcımız, bizim holders'ımız çok fazla olduğu için onu bünyemize sokamama gibi ihtimalimiz gerçekten de yok. Çünkü onu direktmen alırız. Çünkü dostlarım şöyle baktığı zaman gerçekten çoğu borsaya aldık ya da çoğu borsa bizim üzerimizden primi her neyse tamam bunları da biliyoruz. Bunu geçtik. Şimdi dostum bak. Şimdi bunu da biliyoruz. Samsung falan var. Bak bunu da bir nevi şey yapmışız tamam mı? Popüler bir şey olduğu için şu anda Shiba Coin diyor aşırı derece popüler. Bak Şimdi sana lütfen EMC'den birazdan bahsetmeme izin ver. Şimdi dostum bak Amazon'la EMC bir tutmak istemiyorum ama gerçekten de bak yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi milkshake'in mesela 2022'de şöyle bir şeyi vardı, haberi vardı. Şimdi Amazon'la bir, bir Huawei bir sayesinde aynı mesela bir payı mesela şu anda EMC ile birlikte bir işbirliği onun sayesinde bir ne oldu EMC mesela ne yaptık? bir ödeme yöntemi kabul ettik. Bak aynı şekilde Huawei ile birlikte arkadaşlar Amazon'la birlikte çok güzel şeyler söylüyordu. Bak sadece Shiba Inu desteklemeyecek. Bak 3 tane koyun vardı. Onları destekleyecek. Bak bunlar sürekli sürekli olmuştu ve 2022'de diyerekten zaten söyleniyordu. Ben o yüzden zaten her zaman diyorum 2022'nin bize getireceği şeyler aslında bir nevi daha fazla. Şimdi bu ayda da aslında güzel şeyler yaşadık. Bunları da böyle unutmamak lazım tabii ki. Bak bunu geçtik. Bu zaten lavun böyle şey olması beni de çok sinir etti. Tabii ki her neyse ona saygım sonsuz her neyse. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar bir tane tane Ve Bitpay'ın da dostlarım sayesinde ne oldu? Bir Shiba coin'imizi ödeme yöntemi olarak kabul edeceğimizin anlamına geliyor. Bak her neyse dostum. Şimdi bu sizin gerçekten de bir panik havası oluşturduğunuz yerde. Bir stres bir böyle uçtuğumuz yerde arkadaşlar. Her zaman adamların hoşuna giden bir piyasa. Gerçekten de bizim kan ağladığımız üzüldüğümüz bir piyasada adamlar sürekli diplerden alıyorlar. Bak sürekli sürekli alıyorlar. Bir örneğini hemen size göstereyim. Bak yeni bir balina doğdu tamam mı? Bu e, Ethereum balinası falan diye Ethereum balinalarından da apayrı zaten bahsedeceğiz ama şimdi Shiba Inu balinası dip sırasında 8 milyon dolar değerinde 170 bin milyarlık bir Shiba coin'i satın aldı. Bak bunları zaten tamam. Abi zaten sürekli alındığını biliyoruz bak. Ama Ethereum balinaları o kadar fazla böyle Shiba coin'i böyle destekler nitelikte alıyor ki cüzdanların dörde biliyorlar ki bu adamlar işlerine geliyor. Neden? Vergi falan olaylarıyla bu adamlar cüzdanlarını dolduruyorlar diplerden gerçekten de. Hani bir nevi aslında Hani korku aslında şeydir bu. Yani herkesin böyle oluşturduğu bir şey. Şimdi siz de ama burada sabırlı durursanız bu stres panik yapmazsanız aslında seyrine nereye gideceğini ve neler yapacağını hemen böyle nasıl toparlanacağını hem daha iyi anlarsınız. Mesela şöyle bakıldığı zaman zaten şu anda hani sizin buralarda böyle panik yaptığınız, stres yaptığınız yerlerde arkadaşlar aynı mesela burada olduğu gibi yukarı yönlü çıkmış. Aynı mesela üçgen formasyonu burada da yapıyor bak. Aynısını mesela burada da yapıyor. Her zaman mesela kırıldı bak. Şu an mouse olmadığında mouse'u kırdığından dolayı bunları göremiyoruz ama daha dedi bak her zaman dostlarım böyle bir üçgeni kaptığı zaman her zaman yukarı yönlü çıkıyor. Ne yapıyor? Direktmen direnç bandının üzerinde kalıyor. Eğer ki kırarsa da ne yapıyor dostlarım 4 saatlik grafikte en azından 3 saat kalsa bile bizim için yeterli oluyordu zaten. Şimdi dostlarım dediğim gibi balinalar sürekli sürekli çıbok oyunu alıyor almaya devam ediyor. Dostum Bak bu sistem her zaman bölüyorsun tamam mı? Burada işler hep ayrı tamam mı? Bak böyle bir şey oluşsun. Aynı banda dediğim gibi olursa olanlar, olmayanlar kendini belli dedikten söylemiştim. Şimdi burada da bir sistem ayrı ikili oynuyoruz aslında şibok oyunu gerçekten. Şimdi <laughs> bir ondan bahsedeceğim. Şimdi burada dostum istediğimiz kadar böyle NFT NFT ödeme yöntemi falan bir şeyler yapalım burada kovarlarım. Hacmine hacim kastsın Bizi belirli bir seviyelere kadar götürsün ama dostum burada 2022 Mart ayında da artık bir şeylerin startını vereceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Ki bu startını verdiğimiz zaman bu artık bize bir güneş gibi doğacak. Buradaki her şey ödeme yöntemleri vesaire, Shibokoy'un bu kadar holdersları atması zaten bunları böyle pump destekler nitelikte gerçekten. Bunlar bir seviyede oluşa koysun. Buradaki her şeyi bir oluşa koysun. Ondan sonra dostum 2020 Dediğim ki Mart ayı zaman trifecta olayından zaten bahsediyorum. Tamam bundan bahsetmeyeceğim. Gerçekten ondan bahsediyorum. Onun ne olduğunu biliyoruz. Ama dostum gerçekten de şunu da bilelim. Şimdi 2000 NFT'nin haberi gelmesiyle ne oldu? Şibok oyunumuz 3 katı para yaptı. Ben sürekli abi analizim bak. Ben sizin yerinize de bakarım. Bak gerçekten de. 3 katı yükseldi. Bunları biliyoruz. NFT sayesinde. Gerçekten de. Çünkü NFT'nin bize çok fazla get şeyler getirdiğini unutmayalım. Şimdi önemli bir işbirliği birliği döndü oradan. Ve 2000'e dostlarım gitti. 3000'i gelecek, 5000'i gelecek. Aralık ayında 3000'i geleceğini düşünüyorum. Diğerleri de belki onunla birlikte bir şeydir. Ya da 2022 Mart ayına kadar bizi sürükler belki 5000 adeti. Ya da kısa zamanda gelir. Bunun dostlarım geç gelmesinin nedeni gaz ücretlerinden de bir nevi düşünüyorum. Çünkü çok fazla gaz ücreti kesiyor. Hani bunun bir döngüsü olabilir. Ya da Direkt devre şibaryumu sokup direkt şibaryumdan artık böyle ne yapacaklar gaz ücretini falan kesmesine falan daha fazla e, bizim etmen olacak gerçekten de. Çünkü bu ekosistem öyle bir adamlar akıllı bir şekilde düzenlemiş ki dostlarım çoğu balina gibi bu yüzden giriyor ve ben sizi dostlarım balina gibi düşündüreceğim diyorum ya aslında devreye de bu olay zaten bu. Gerçekten olayın bu renginin olayının büyük resmin döneceğini ne zaman göreceğiz? Bizim sosyal kulüpte göreceğiz. Sosyal kulüpte bir hani köpek kulübü falan filan yazıyordu orada. Köpek şey evime evim, bir köpek oyunu. Ha köpek oyunu. Bu dostum girdiği zaman sisteme girdiği zaman çok farklı şeyler dönecek. Burası apayrı bir şey. Aynı Wink coin'de olduğu gibi. Wink coin oyun, kumarı oyunu tamam mı? Şimdi dostum böyle olduğu zaman da gerçekten de Wink coin'in neydi abi bak. Adam popüler şey popüler değil. Ve dostum projesiz. Bizim şu coin'imiz bu kadar popüler olması ve shit coin'den bir token'den yani bir şans coin'inden çıkması direkt coin'e geçmesi ve kendi merkeziyetsiz durumda bile bu atakları yapması zaten başlı başına güzel bir şey. Şimdi kendi merkeziyetimizi kurduğumuz zaman zaten olayların apayrı bir şekilde döneceğini hiçbir zaman unutmayalım. Ki zaten bu sistem bu şekilde böyle ilerlerse zaten balinalar içeri daha fazla girer. Ve şu anda %15'lik %14 %15 arasında balinalar mevcut içeride ve dolaşımdaki arzın da yarısını kapsadığını biliyoruz zaten Uniswap'ta da %50'si var zaten. Çoğu insanın korktuğu bir şeyden bahsedeceğim şimdi tamam mı arkadaşlar? Çoğu insan dolaşımdaki arzdan korkuyor. Şimdi bu kadar insan, bu kadar şibo elinde tutan insan. Burası apayrı bir şey. Dolaşımdaki arz apayrı bir şey. Tamam mı? Şimdi bu kadar insan şibo elinde tutuyor. Ve dolaşımdaki arzımız bu kadar bir katrilyondan fazlaydı. Tamam mı? Bir katrilyondu. Ve dostum bunun yarısını indirdik biz. Tamam mı? Şimdi CMC'de artık bir şey oluyor. Böyle artık oraya bir dilekçe gönderdik. O dilekçe onaylandığı zaman ben kendi hedefim 320-389'lara kadar düşmesi. Bu da olduğu zaman dostlarım aslında bir nevi fiyatı etkiliyor. Ve dostum dolaşımdaki arzla alakalı apayrı şeyden söyleyeyim ve artık kullanıcısının bu kadar fazla olunca bizim işimize mi geliyor yoksa dezavantaj mı bundan bahsedeceğim. Şimdi dolaşımdaki arzımız nasıl düşüyor? Abi bak her mesela EMC'den, Kronos'tan bir ödeme yöntem olarak kabul ettik. Bu Chaincourt'da bu kadar fazla bir e, imzalar falan toplanırsa onu mesela kullanıcısı nasıl bu da apayrı bir şey oraya mesela giderse ve imzalarsa Oradan da apayrı bir payment yapıp %3'ün de yandığını her zaman bunu unutmayalım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ve müzik dinlendiği zaman dostlarım 20 bir Shibokoy'un yandığını hiçbir zaman unutmayalım. Bak bu sürekli sürekli böyle 2 dakikalık 1 dakikalık böyle müzikleri dinlendiği zaman bir kod yardımıyla Shibokoy'nimiz yanıyor. Bu zaten apayrı bir şey. Ryosu ile %2'lik olduğu zaman %1'i de. Bak Ryosu ile bir de Xiple sürekli sürekli yanan bir Shibokoy'un var. Ve bu Ryosu mesela Ryosu Vision'da sürekli sürekli şeyler yazıyor zaten. Bu mesela her işlem başına her işlem ne yaparsanız yapın. List yapın bono yapın. Her işlem başına %2'lik olduğu zaman %1'i de bir nevi yakımına fiyatını yükselmesini sebep oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla şimdiki arzımızı böyle koruyabiliriz ve 3 ay içinde Shibokoin'imizin bak dolaşımdaki arzda %41'ini şey yaptık, yaktık tamam mı? 2 ay içinde böyle oldu bak. 1. ayda dostlarım ne oldu mesela? Shibokoin'imiz 10 milyon 20 milyonluk yanıyordu tamam mı? Sadece Riosu devreye girmiş. ama şu anda yakım işlemleri o kadar fazla büyüdü ki yani sürekli sürekli yakımın yandığını unutmayalım. Ve dostum, bizim bu kadar holders'ımız var. Bu bizim işimize mi yarayacak, yaramayacak mı? Shibokoin güvenirli mi, Güvenirli değil mi sorusunun cevabı da aslında burada. Şimdi bu kadar fazla holder'sı olduğu zaman dostlarım gerçekten de hem Bu korku imzaları yapabiliyoruz. Hem buradaki mesela dostlarım ne oluyor? Stek işlemi hem de Shibarium'a çok fazla katkı sağlıyor. Bu mesela oyun merkezine bu kadar holders arttığı zaman bizi daha fazla böyle kalkındırmasına sebep oluyor. Hacmine hacim katmasına sebep oluyor. Tekrardan şöyle bir baktığımız zaman zaten NFT'ler de kısa zamanda bitti. Geldiği zaman kısa zamanda bitecek. Geldiği zaman kısa zamanda bitecek. Oyun portalı tekrar açılacak. O yüzden 1 milyon holders'ın işlemi işleminde bize çok fazlaca katkısı var. Şimdi orada bir nevi böyle çalışan gibi düşünün. Bir nevi aslında çubuk oyunu hem dolaşımdaki arzına hem de fiyatını yükseldiğine dair düşünün. Çünkü ben kendim stake işlemi yaptığımdan biliyorum arkadaşlar. Gerçekten de şu an fazla bir gaz üretini kestiğini biliyorum. Ama çok fazlaca stake işleminde sizin işinize yarayacak. Hatta cebinize fazlaca kar yapacağını biliyorum. Ve gaz ücretinin de nasıl düştüğüne dair zaten Söylen, bak söyleyebilirim bunlar söylendi falan değil bu arada olacak şeyler şibarım geldiği zaman Direktmen gaz ücretinin düşmesine sebep olacak. Ki düştüğü zaman da artık böyle sistem tam böyle rayına girecek. O yüzden zaten dostlarım sürekli sürekli gaz ücretinin kesilmesi şey olması sürekli zaten RC20 kodunda birinci sırada olmamıza yol açtı. Ve bu çok güzel bir şey aslında. Bine bir nevi popülerliğimize yol açtı. Hani 600'den 700'den 800 bin olursa ne oldu? 300 bin 400 binlik bir olursunuz olmasına sebep oldu. Bu zaten çok güzel bir şey. Dostlarım anlatacağım video bu kadardı. Bakın ödeme yönteminin ne kadar önemli olduğunu falan öğrendik. Burada işlemlerin hepsi olsun. 2022 Mart ayına kadar da bunun ışına vurulacağını düşünüyorum dostlar. Dostlarım gerçekten de bu bize artık bir kapı gibi o kapıdan ne zaman böyle geçeceğiz diye soracak olursanız dostlarım bunlar olduğu zaman bunlar böyle rayına girdiği zaman dostlarım o zaman işler daha böyle rayına girecek. Dedim ki dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı. Ama dostlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın Telegram'a katıldığınız zaman orada bir canlı yayın yapıyoruz. Youtube'da da canlı yayın yapıyoruz. Ama dostlarım gerçekten Telegram'da çekilişler falan filan orada daha sıklıkta bunların haberini veriyorum. Ama direkt ben mesela Youtube'da canlı yayın açtığımızda da Telegram'da direkt söylüyorum. Dedim ki dostlarım burada Şibokoy'un önemli gelişmeleri anlaşmaları ekleyeceğim videolar Mart ayında neler olmuş. 2022'yi herkes merak ediyor. 2023 falan filan hepsini merak ediyor. Ta o tarihlerde ne olacak. Oradaki buradaki videolardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekleyeceğim videolardan. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>